Selamlar millet, ben Sinan Amamsarılar. Umarım keyfiniz yerindedir. Boş Ev Aletleri'yle beraber gerçekleştirdiğimiz En Güzel Evde video serisinde yeni bir tarifle daha sizlerle birlikteyim. Bugün size çok sevdiğim bir pancake tarifi vereceğim. Pancake tariflerinde çeşit olur mu diye düşünmeyin, bu gerçekten sıra dışı bir tarif. Dutch Baby Pancake yapacağız. Ben bu pancake'i niye seviyorum onu da söyleyeyim. Pancake hazırladığınız zaman krepte de aynı şey geçerli. İlk birkaç tanesini böyle çok iyi performanslı pişiremeyebiliyorsunuz. Tavanın ısısını ayarlamak gerekiyor. Ne kadar hamur koyduğunuz önemli oluyor. Böyle ilk birkaç tanesi ziyan oluyor diyebilirim itiraf etmek gerekirse. Ama Dutch Baby yaptığınız zaman hiçbir şey ziyan olmuyor ve bir seferde çoklu porsiyon hazırlamış olabiliyorsunuz. Bir de sunumu bence çok güzel. Şimdi malzemelerle ilgili tüm detayları her zaman olduğu gibi aşağıdaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz dedikten sonra bu sefer tarifi sizinle beraber yapmak istiyorum. Çünkü o kadar basit bir tarif ki. Hadi bakalım. Bu tarifte kullanacağım iki tane temel ürün var. Bir tanesi biraz önce tavamı içine koyduğum Bosch seri 8 Ankastra fırın, diğeri de Bosch vakumlu blender. Bosch'un sürahili blenderının kapağını açıyorum. Hamurumuzu blenderın içerisine hazırlayacağız. O bizim yerimize karıştırmış olacak. Dediğim gibi malzemelerle ilgili tüm detaylar aşağıda ama yumurta koyduğumu, şeker koyduğumu, süt koyduğumu, un koyduğumu, vanilya şurubu koyduğumu ve muskat rendeleyip onu da ekleyeceğimi siz de görüyorsunuz. Bu arada ben her zaman tatlılara birazcık tuz, tuzlulara da birazcık şeker ekliyorum ki tat dengesi farklı bir yerlere geçsin ve sizin damağınızı gıdıklasın diye. O yüzden şöyle bir çimdikte tuz koyuyorum. Bütün malzemeleri sürahili blenderın haznesine koyduktan sonra sıra karıştırmakta. Sürahili blender benim için her şeyi karıştırdı. Onu kenara alıyorum ve sıradaki işlem fırındaki tavayı buraya getirmek ve ona tereyağını koymak. Tava çok sıcak olduğundan fırın eldiveni kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Sıradaki yapacağımız işlem şu. Tereyağını tavaya koyacağız ki bu karışım tavaya yapışmasın. Ayrıca tereyağı her zaman lezzetlidir. Girdiği her şeye lezzet katar. Hadi. Nasıl eridiğini görüyorsunuz. Tereyağının da yanmaması lazım. Ben bir taraftan da kenarlara sürmeye de çalışıyorum ki fırından çıktığında göreceksiniz bu tereyağının ve aslında hamur karışımının kenarlarla işi var. Pancake karışımımı döküyorum. Ve tavayı tekrar fırına götürüyorum. Dutch Baby fırına girdi. 16-18 dakika 220 derecede pişmesi gerekiyor. Ben o sırada etrafı toplayacağım ve belki bir tane de çilek yerim. Fırının yaklaşık 30 saniyesi kaldı. Ben üstünü neyle süsleyeceğimi bir de size göstermek istiyorum. Her zaman şekeri dengelemek için tarçınım var. Biraz böyle kırmızı meyveler, böyle şeylere çok yakıştırıyorum. O yüzden böğürtlen ve çilek var. Akçaağaç şurubu var. Organik, herhangi bir katkı maddesi olmadan. Şeker ilavesiz diyeyim. Çok keyifli. Bir de pudra şekerim var. Birazdan ötecek ve ben onu fırından çıkartacağım. Sabırsızlıkla bekliyorum. İşte. Hadi bakayım. Şunu fırından alayım, geliyorum. Şunun güzelliğine baksanıza. Hadi süslemeye başlayalım. Önce birazcık meyvelerden. Ardından akçaağaç şurubu. İçerisine çok fazla şeker koymadığımız için üstüne şeker ekliyorum. Pudra şekeri. Ve şekeri dengelemek için de tarçın. O kadar güzel kokuyor ki. Tarçın şekerle beraber bu sıcak Dutch Baby'nin üzerinde böyle hafif eridi. Bütün aromalarını vermeye başladı. Meyveler güzel güzel kokuyor. Anlatamam. Harika bir şey oldu. Umarım bu tarifi beğenirsiniz. Bir de şöyle söyleyeyim. Dutch Baby bence hem kahvaltılara uygun hem de akşam yemeklerinde servis etmek için bayağı havalı. Birazcık böyle yumurtalı tatlı sevenlere bir çimiş kaftan diyebilirim. Bir de uyarıda bulunmam lazım. Fırından çıktığında bayağı böyle bulutsu bir hali oluyor. Ama siz onu beklettikçe o bulutlar çöküyor.
Şu anda sünmüş olmasına bakmayın, tadından hiçbir şey kaybetmedi. Hala çok keyifli, hala çok lezzetli. Bir de benim yaptığım gibi böyle döküm bir tavada pişirme yaparsanız kenarlarından böyle kolaylıkla ayrılabildiğini de görürsünüz. Boşev aletleriyle beraber gerçekleştirdiğimiz en güzel evde video serisinde bugün şahane bir tarif yaptık. Umarım bu tarifi denersiniz ve denedikten sonra da sevdiklerinizle paylaşırsınız. Şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.